Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere incecik sar gibi açılan hamuru ile hakiki Antep katmeri tarifi vereceğim ustalarının bile sır gibi sakladığı bu özel tarifi olabildiğince tüm püf noktalarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. Önemli detayları kaçırmamak adına videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimiz için öncelikle 3 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ilavesi yaptıktan sonra un ve tuzu bir güzel karıştırarak unumuzun orta kısmına bir çukur açalım ve üzerine oda sıcaklığında bekletilmiş suyu azar azar kadar ekleyelim. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitredir ve hamurumuz karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar bu şekilde karıştırmaya devam edelim. Kullandığım un markasını her zaman açıklama kısmında belirtiyorum. Dilerseniz görüntüleyebilirsiniz. Biraz karıştırdıktan sonra su miktarı az geldiği için üzerine azıcık daha su ekledim. Toplamda 3 su bardağı un için 1 su bardağı artı çeyrek su bardağı kadar su kullandım. Kullandığınız unun cinsine markasına göre bile değişiklik gösterebilir. O yüzden azar azar kontrollü ekleyiniz. Hamurumuz kesinlikle sert bir hamur olmamalı. Birazcık toparladıktan sonra tezgah alalım ve tamamen pürüzsüz yani ipeksi bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Hamuru yoğurma aşaması bu tarifin en önemli püf noktalarından birisi. O yüzden kesinlikle atlamayınız. Bu şekilde üzerinden bastırıp, çekiştirip, katlayarak yoğurursanız çok güzel bir hamur elde edersiniz. Ve hamurumuz artık hazır oldu. Şimdi bir hamur kartı veya elimizle üçe bölelim. Hamuru daha açmadık, yağda bile bekletmedik. Şu kıvamı sizlere özellikle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde açılıyor. Kesinlikle bu işin en önemli püf noktası yoğurma aşaması. Şimdi hamurlarımızı elimizle bezeler haline getirelim. Bu aşamalarda olabildiğince az miktarda un kullanın. Ben bu aşamada hiç kullanmadım ama gerekirse dediğim gibi kullanabilirsiniz. Hamuru una doydurmamak en önemli püf noktalarından diğerisi. Şimdi hamurlarımızı tek tek merdane yardımıyla birazcık genişletelim. Dilerseniz elinizle bastırarak da genişletebilirsiniz ama daha pürüzsüz, daha güzel bir görüntü için mutlaka merdane kullanmanızı tavsiye ediyorum. Her üç hamurumuzu hazırladıktan sonra geçelim yağımızı hazırlamaya. Ben e, hamurları dinlendirmek için bir dolu yemek kaşığı tereyağını eritip oda sıcaklığına getirdikten sonra üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip bu şekilde kullanıyorum. İsterseniz tereyağı veya sıvı yağ miktarını eşitlemeden yani daha fazla sıvı yağ veya daha fazla tereyağı olacak şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi hamurlarımızı bir tepsinin veya bu şekilde bir tabağın içerisine alalım ve her katını mutlaka yağlayarak hamurlarımızı üst üste koyalım. Her tarafının yağlanmış olmasına dikkat edin. Aksi takdirde hamurlarınız sonrasında birbirisine yapışabilir. Ve az önce de söylediğim gibi yağımız kesinlikle sıcak olmamalı. Ve geriye kalan yağın tamamını da hamurlarımızın üzerine gezdirdikten sonra üzerini bir poşetle kapatıyorum. Ve bu şekilde oda ısısında yani ortalama 21-25 derece oda sıcaklığında yarım saat 45 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. Ve hamurumuz dinlenirken biz de geçelim baklavacılıkta da hem daha uzun ömürlü hem de daha ekonomik olduğu için sıkça tercih edilen irmik kaymağımızı hazırlamaya. Bunun için 1,5 su bardağı sütü uygun bir tencerenin içerisine alıp üzerine ise yarım çay bardağı kadar irmik ilavesi yaparak tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştıralım. Daha sonra ise ocağımızı orta ateşte açıp irmik ve sütü sürekli karıştırarak pişirelim kaynamaya başladıktan sonra hala karıştırarak pişirmeye devam ediyoruz çünkü tamamen kıvam almasını beklemeliyiz. Aşamaları olabildiğince hızlı bir şekilde sizlere gösterdim. Son kıvamı bu şekilde olmalı. Bu kıvama geldikten sonra artık hazır olmuş demektir. Şimdi ocağımızı kapatalım ve irmik kaymağımızı uygun bir kabın veya kasenin içerisine alıp soğumasını bekleyelim. Soğurken üzerinin kabuk bağlamaması için ya ara sıra mutlaka karıştırın ya da üzerini bir poşet veya streçle kapatın ve kaymağımızı soğumaya bırakıp geçelim artık hamurumuzu açmaya. Öncelikle hamurların üzerine açıp üzerinden aldığım poşet yağlı olduğu için tezgahımı yağlamakla işe başlıyorum. Ortalama 45 dakika kadar dinlendirdim. Eğer çok daha uzun süre dinlendirecekseniz, mesela akşamdan yapıp ertesi gün katmerleriniz hazır olsun derseniz buzdolabında hamurlarınızı dinlendirebilirsiniz. Şimdi hamurlardan bir tanesini tezgah aldım ve öncelikle havalandırarak orta kısmını inceltmeye başlıyorum. Bu işlemleri sadece parmak uçlarınızla yaparsanız eğer çok daha güzel sonuçlar elde edersiniz ve kesinlikle hamura tırnağınızı geçirmemeye çalışın. Aksi takdirde yırtıldığı anda o şekilde de yırtılmaya devam edecektir. Birkaç deneme sonrasında bu şekilde mükemmel bir hamur açabilecek kıvama gelirsiniz. Hiç bir şey yapamıyorum diye bir şey yok kesinlikle. Ben buna inanmıyorum. Sadece birazcık çaba gerekli. Ve sadece birkaç tarifimi bu şekilde izleyip çok daha güzel hamur açanlar var. E, o yüzden e, hani çıkmayan candan ümit kesilmez demişler ya. Çünkü bunu özellikle söylüyorum çünkü birkaç kişi videolarımın altına yorum yapmıştı. Hani ne yaparsam yapayım açılmıyor. Ben buna asla inanmıyorum. Sadece birazcık deneme gerekli. Yani birkaç deneme sonrasında gerçekten mükemmel bir sonuç alınabiliyor. O yüzden hiç ben korkuyorum, açamam bu şekilde yapamam demeyin. Birkaç kez deneyin. Eğer yine olmuyorsa o zaman yine de siz bilirsiniz. Şimdi hamurumuzu yeteri kadar incelttim ve baş kısmını ikiye katlıyorum. İçerisinde hamurun potlu kalınlık kalmaması içinse şu kalın olan kenarlarını çekip çıkartalım. Çokça gelen sorulardan bir tanesi özellikle neden bu kısmını da inceltmiyorsunuz? Çünkü ne kadar inceltmeye devam edersek o kadar da devam edecek. Yani hamur uzadıkça uzuyor çok uzun zamanımızı alıyor o yüzden mutlaka çekip çıkartalım. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ekleyip daha sonrasında ise fındık fıstık veya ceviz ilavesi yapalım. Eğer daha şekerli olmasını isterseniz şeker miktarını arttırabilirsiniz. Ve cevizimizin de fıstığımızın da çok fazla dişe gelmemesi daha makul olacaktır. Ve irmik kaymağımızı da şöyle bir sıkma torbasının içerisine almıştım. içerisine sıkıyorum. Daha kabak, daha kalın bir görüntü isterseniz 2 kat yapabilirsiniz. Ve kenarlarını da içe doğru katlayalım. Her katlama aşamasında da yine kenarında kalan kalınlıkları mutlaka çekip çıkartalım ki hamurumuz daha pürüzsüz ve daha güzel olsun. Şimdi diğer tarafını da aynı şekilde katladım. Yine kenarlarını çekip çıkartıyorum. baş kısmını da üstüne getirerek hamurumuzu rulo haline getirelim. Rulonuzu kesinlikle sıkmayın çünkü hamurumuz olabildiğince ince, ne kadar ince olursa o kadar da güzel olacaktır. Şimdi kenarında kalan kalınlıkları da çıkartıp sarmaya devam edelim. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok çok sevinirim ve tarifle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hamuru görüyorsunuz. Gerçekten elinizle sıksanız bile asla patlamayacak, yırtılmayacak gibi bir kıvam aldı. E, kağıt gibi diye diyebilirim. Gerçekten muhteşem. Şimdi hazır olan hamurumuzu yağlı fırın kağıdı serilmiş bir tepsinin içerisine alıp simit şeklini verelim. Dilerseniz dört köşeli klasik katmer de hazırlayabilirsiniz. Son yılların modası bu şekilde simit katmerler olduğu için ben de sizlere tarifi bu şekilde hazırlamak istedim ve üzerine de bolca sıvı yağ sürelim ki her tarafı eşit ve güzel bir şekilde kızarmış olsun. Eğer tereyağı sürerseniz sade yağ kullanın aksi takdirde e, böreğinizin yani katmerinizin üzerinde yanıklar oluşabilir. Tereyağının ayranı yandığı için bu çok önemli püf noktadır. Tüm baklava börek tariflerinde dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi o hazır oldu. Bu arada sizlere bir şey göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuzun yarıdan çoğusu tepsimizde kaldı. Hamurun kenarlarından çıkarttığım hamurları ise yani açtığım yufkanın kenarlarından çıkarttığım hamurları ise o şekilde biriktirdim. Ve onları da daha sonrasında katmer olarak tavada pişireceğim. Aklınızda bulunsun. Şimdi hazır olan katmerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında bir güzel pişirdikten sonra mümkünse sıcak olacak şekilde servis edin. Gördüğünüz gibi altı ve üzeri de çok güzel bir şekilde kızarmış. Benim katmerlerim sunum aşamasına gelinceye kadar birazcık soğudular ama gerçekten de çıtırlığından asla hiçbir şey kaybetmediler. Servis için isteğe bağlı fıstık, fındık veya ceviz serpiştirebilirsiniz veya yanında isterseniz dondurmayla da servis edebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi keserken çıtır çıtır ve muhteşem oldu gerçekten. Hatta hazır bir yerlerde yiyecekseniz ondan bile daha güzel diyebilirim. Kaç kez katmer yedim yani hazır baklavacılarda ama bu şekilde yani çok nadir gördüm. Kendimi asla övmüyorum ama dediğim gibi tarifimi uygulamanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Ve artık hazır olduğu her şeyle tarifim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, kaydetmeyi ve de görmesini istediğiniz arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak için ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.